Agalarım herkese selamlar. 30 Mart 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bültene bak özledik be kardeşim yalan mı söyleyelim şu bülteni özledik ya. Gerçekten 10 tane de maçım var sizlere bir adet de ideal kombine veriyorum. Ana kombinemiz Cumartesi'nin ana kombine videonun sonunda zaten olacaktır. Özledik abi. Diyecek pek fazla söz yok. 10 tane maçım var. İdeal ve yüksek oranlarıyla skorları ne kadar anlatmaya çalışacağım. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Cumartesi için herkese şimdiden çok çok bol şanslar. Dostlarım direkt başlayalım. Öncelikle Nisan ayı için katıl Telegram gruplarımız yenilendi. Her ayın 27'sinde olduğu gibi gruplarımız yenileniyor. Ayın 10'unda girmişsin, 15 içinde girmişsin hiç fark etmiyor. Yeni tam 30 gün süresi oluyor. Nisan ayı gruplarımız da yenilendi. Bunu tam yenilemişken ay başına katılmak isteyenler özellikle yüksek mislide bir kata, kasa yönetimi oluyor. Bu kasa yönetimi olduğu için ay başına direkt girerseniz ay sonunda net karı direkt sizde elde etmiş olursunuz diyerekten de söylemek istiyorum. Bir adet de mat skoru var. Maç skoru yarışmamızda yani çok üstünde durmayacağım bir mücadele. Bayern Münih ile Borussia Dortmund. Günün en baba maçlarından bir tanesi. Maç skoru olur sizlere sorduk. Bilen de 3 kişiyi cumartesi olması kaynaklı. 3 kişiyle gruplarımızda misafir edelim. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Maçın indeks beklentisi 3 birlik bir Bayern Münih galibiyeti olduğunu da belirteyim. Her türlü soru görüş öneri, gruplara gelmek isteyenler veya her türlü soru görüş hiç fark etmez. Benimle iletişime geçmek isteyenler Instagram üzerinden Kangal Bey 2 y ile bu hesaptan iletişim kuraraktan da iletişim kurabilirsiniz. Her türlü sorunuza görüşünüze zaten cevap verdiğimi ve biliyorsunuzdur ki çokça yazan da oluyor. Geçtim. Misli olarak da devam ettik. Mayıs ayını pardon Mart ayını kapattık. Mart ayının son mislilerine baktığımız zaman da Ukrayna'nın galibiyetini vermiştik. 1500 misli. Geceden Miami ile Golden State'in mücadelesi vardı. 1500 misli de ona verdik. Yüksek misli seviyesini kapattık. Şu milli aradan kaynaklı son dönemde çok fazla yapamadık fakat Nisan ayında dolu dolu yapacağız. Böyle kapatmışken kasa ne durumda bitti onu göstermek isterim. Ocak ayında zaten 11.411 TL net kar vardı. Şubat ayında 10.855 TL net kar vardı. Mart ayında ise 8.611 TL net kar yaptık. Dediğim gibi milyardan kaynaklı çok fazla yüksek misli yapamadık. Maçlar tatildeydi. Nisan ayında ama dolu dolu olacak. Elimizden geldiğinde çokça misli yaparak da kasamızı oldukça iyi bir seviyeye taşımak istiyoruz. Basket kuponlarımız, futbol kuponlarımız, ana kuponlarımız, alternatif kuponlarımız hepsi gruplarımızda tekrardan yayılanmaya devam ediyor. Etti de zaten aynı şekilde Nisan ayında da edecek. Gruplarımızda da kuponlar aynı şekilde devam. Bunun da bilgisini verelim. Canlı olarak katı Telegram gruplarımızda zaten devam ediyoruz. İzlemiş olduğumuz canlı maçlara özellikle cumartesi pazar bülteni çok iyi. Canlı maçlarla Allah canlı oynuyorsanız siz de mutlaka bizleri denemenizi öneririz. Herkes açık Telegram grubu var. Eğer para yerip gelemiyorsan ücretsiz gruba gel. Oraya da ben zaten canlı da atıyorum, NBA de atıyorum. Mesela gün içinde 50 tane canlı yaptık ya. 5 tanesini 6 tanesini de ücretsiz gruba da zaten attığımı sizler de biliyorsunuzdur diyerekten de devam edelim. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorum destekleri bizim, de önemli, bizim için önemli. Artı 500'ün üstünde beğeni ve yorum bekliyorum sizlerden. Herkese bol şanslar İlk mücadelemizle başlayalım. İlk mücadelemiz Frankfurt'la Union Berlin karşılaşması. Ben burada Frankfurt tarafındayım. Oynamış olduğu oyuna gene yani oynamış olduğu oyuna baktığımız zaman da özellikle Frankfurt'un kendi evindeki oyunu zaten iyi. Çok fazla önemli bir eksikliği de yok. Sadece bir sarı kart cezalı isim var. Union Berlin'in deplasman performansına baktığımız zaman da takım dağılıyor aga. Takım dağıldığı için Frankfurt bunu iyi bir şekilde değerlendirebilir. Ben burada idealden sizlere önerebileceğim. Ev sahibinin bir yarı kazanırı. Evet aga. Burada Frankfurt'un ilk yarıyı veya ikinci yarıyı kazanmasını bekliyorum. Ben burada idealde Frankfurt'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Onun dışında benim mücadele beklentim zaten Frankfurt'un galibiyeti. Hatta indeks beklentisini söyleyeyim. 3 birlik bir Frankfurt galibiyeti de yazmıştan. İdealde bunu aldım. Yüksek orandan da Mastro'yu bir de değerlendirme yapılabilir. Sisteme koyulabilir. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Frankfurt zaten kendi takımlarının bir kimya yapısı vardır. Yani son 4 mücadelesinde kendi evinde Union Berlin'e karşı da galip gelen bir takım. Bence yine galibiyete yakındır ama biz idealden ana kombinimizi alabileceğimiz burada ev sahibi yarı kazanır idealdir. Bournemouth'la Everton mücadelesi. Everton'da çokça pozisyona giriyor. Özellikle yani Everton tam bir deplasman takımı olduğunu söyleyelim. Burada Everton'un bir golüne oran açılsa Everton'un bir golünü alırdım. Yani ilk golü attığı zaman skorun üstüne yatma ihtimali de var. 1-0'da bitirme potansiyeli onu yapabilecek bir takım açıkçası Everton takımı. Fakat Bournemouth'un da hücum gücüne güvenmek lazım. Ve arkadaki boşluklara bırakacak taraf burada Bournemouth tarafı. Everton da bunları değerlendirebilir mi? Bence değerlendirebilecek bir düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ben burada her iki takımın da karşılıklı gollerini bekliyorum. İdealden KG var alarak geçtim. Tek müce tek ideal tercihim. Başka bir tercih yapmadım. Maçın indeks beklentisi de 2-1'lik Bournemouth galibiyeti olduğunu da belirteyim. Sheffield'la Fulham mücadelesi. Fulham'ın um son mücadelesini izlemişsinizdir mutlaka. fulum Tottenham mücadelesi vardı. 3-0 bitti. O mücadelede biz ana kombineyi aldık? 2.5 üst aldık. Ben Fulum tarafından zaten böyle bir patlama yapabileceğini bekliyordum. Zaten son yani takip yakından takip edenler bilir. Son 6-7 mücadelesinin hepsinde de Fulum'a karşı bir değerlendirme yaptık. Hepsinde kazandık bu arada. Yani kaybettiğimiz maç olmadı. Son mücadelede 2.5 üst verdik fakat Tot tarafı atamadı. Tottenham atamadı. Orada biraz da şansımızın yardımıyla kazandık. Ben burada Fulum tarafındayım aga. Fulham'ın burada o oyununu devam ettirebilirse iyi oyununu ben galip gelmesini bekliyorum. Fakat galibiyetten ziyade deplasman 1.5 üstüne gittim ben burada. Mücadeleyi de zaten yani 2 0 yerinde kazanmasını da bekliyorum. Maç deplasman 1.5 üstüne 1.50 1.51 bandında bir oranı var. Burada Fulham tarafından gelecek iki golü bekliyorum. Umarım Fulham bize kazandırmaya devam eder. Chelsea ile Burnley mücadelesi. Chelsea'de eksik ve sakat isim sayısı biraz fazla fakat yani Premier Lig'de Kadro kalitesi en geniş oyunculardan bir tanesi Chelsea. Hatta başı çekiyor olabilir bu konu hakkında. Ben burada Chelsea tarafındayım. Fakat Chelsea tarafındayız da oranı nasıl alacağız? Buna bakmak lazım. Yani 1,5 üstünde veya 2,5 üstünde birim yapmamız lazım yoksa 4,5 altında birim yapmamız lazım. Ben burada 4,5 alt tarafındayım. Mücadeleyi Chelsea kazanır. Hatta beklentiyi de söyleyeyim tekrardan. 3-0'lık bir Chelsea galibiyeti bekleniyor. Fakat bu 3-0 olmayabilir. Chelsea biraz karsay bir takım. Burnley tarafından katkı gelir mi bilmiyorum ama mücadele 5 gol olmasını da beklemiyorum açıkçası. O yüzden 4,5 altında biri değerlendirdim. Oran da zaten 1.56 bandında oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Aston Villa ile Wolves mücadelesi. Bu maçı da ideal kombineme aldım. Sizlere önereceğim, önermiş olduğum ideal kombineme de aldım. Ne aldım? Aga ben şunu söylemek istiyorum sadece. Hiçbir şeye bakmadan. Şöyle Wolves'un eksiklerine Kunya Kuyan eksik. Hiçen eksik. Bu iki oyuncu zaten takımın en golcü iki ismi. İkisi de bir tanesi 10 60, bir tanesi 9 60. Ondan sonra zaten en fazla 4 adam var. Onu geçtim. Sol kanat. Bella Gerd. Yok Sağ kanat. Neto. Yok aga. Hücumda tamamen eksik olan bir Wolves takımı var. Ama deplasman ekibi gerçekten tehlikeli bir ekip. Ben burada kendi evinde hem rit rit ritim olarak ve kendi evinde iyi oynayan bir Aston Villa takımı var. Ben burada doğrudan Aston Villa'nın galibiyetini aldım. İdeal kombinemi ekledim. Ben burada hücum gücü bu kadar e eksik olan Wolves tarafının Aston Villa'yı yenerse veya olası bir beraberlik benim için gerçekten sürpriz olur. Aston Villa burada takır tukur oynayarak da mücadeleyi kazanmasını, hatta yüksek oranlarda da handikapla atarsa şaşırmamanızı öneriyorum. 1.97'de bunun oranı var. Handikaplı bir Aston Villa galibiyeti bile gelebileceğini düşünüyorum. Bayer ile Borussia Dortmund bu maçın da maç konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten ya baylar ben bu maçı almak istemiyorum. Ama günün en baba maçı. Skorunu sormak istiyorum özellikle sizlere. Ben bu maçı ne ideal kombineme alırım. Ne alternatif kombineme alırım. Ne de yüksek misli alırım. Sadece canlı olarak izleyeceğim bir mücadele. Avrupa'dan alacaklar. Aga şunu söyleyeyim. Ben Dortmund tarafından gol bekliyorum. Ama oran yok zaten. Keşke Dortmund tarafını, tarafına bir değerlendirme yapsak güzel olabilirdi. Dortmund tarafının oranı yok. KG var olarak Avrupa'dan oynayanlar, Avrupa'da yaşayanlar alabilir. Fakat ben şunu söyleyeyim diğer seçeneğinde bulunan deplasman yarı kazanır. Evet. Ben burada 254 gibi oran önerebilirim sizlere ancak riskten kendim sistem formabel kalırım. Dortmund burada bir yarı kazanabilir. Neden kazanabilir biliyor musunuz? Ee, yani Bayern Münih çokça risk alacak. Bu riski bu Dortmund tarafı en iyi şekilde değerlendirebilir. Yani bir yarıyı kazanma ihtimali var. Bunun da oranı 2.54. Yani idealden KGMG olur 2.5 üstler. Yani 3.5 üstü olabilir ihtimali var. 1.40 oranı var. Ama böyle bir şey neden olmasın dedim. Fiorentina Milan mücadelesi. Özellikle ben Fiorentina'nın Lazio mücadelesini izledim. Fiorentina kendi evinde oynadı o mücadele. Ya Lazio'yu öyle bir ezdi ki. Lazio'yu öyle bir ezdi ki. Hatta ben size istatistik olarak da gösteririm ben o mücadeleyi. 2-1 yendi zaten. Maç 2'den 1 oldu sanırım değil mi? Çok doğru. Bak. 4 tane direkten dönen top. 22 tane şut. 5 tane kaçan net gol. Maçı da kazanmasını bildi zaten. Ya kendi evinde büyük takımlara karşı diş geçirebilen bir... Yani Sivas teplasmanı ya. Aa bu Sivas teplasmanı kardeşim. Bizim takımlarımız büyük takımlar Fenerbahçe Galatasaray Sivas teplasmanı gidiyor. Puan bırakıyor ya. sana Sivas teplasmanı. Ben burada KG var bekliyorum. Sivas'ın da gol atmasını bekliyorum diyorum. Fiorentina tarafından da gol bekliyorum. KG olarak değerlendir değerlendirmiş olduğum bir karşılaşma. Brentford'la Manchester United karşılaşması. Brentford da son dönemde gerçekten kötü gidiyor ki United da oyununu biraz daha geliştirdi. son dönemde iyi oynayan bir United tarafı var. Son City mağlubiyeti, yani City'ye çok fazla ezildiler. Oyun olarak ezildiler. Ya yani skor olarak ezilmeselerdi oyun olarak ciddi manada ezildiler. Burada United tarafı saldıracaktır. Ben mücadelenin çift, tavra, çift taraflı bir maç. Yani her iki takımda git gel yapacaktır. Her iki takımında çok net 3 tane 4 tane gol pozisyona girmesini bekliyorum. İdealden KG, KG var olarak aldım. Hatta ideal kombineme de koydum. Hatta şunu önerebilirim. Burada ya Brentford bir sürpriz yapar mı bilmiyorum ama United tarafı galip gelirse bu galibiyet tek farklı gelir. 2-1 skorum da var. Hatta şöyle de bir öneri yapabilirim sizlere handikap 0 şurada 3 20 gibi oran var ya 3 20 3 20 3 21 tek farklı bir united galibiyeti de gelebilir geçtim Lyon'la Reims mücadelesi. Reims'in de son oynanan lig mücadelesinde milyar öncesi çok güzel para kazandık. Sanırım devreyi kaybetmişti. İkinci yarı maçı çevirmesini bildi. Biz burada maçın geriye kalanını Reims kazanır. İkinci golü Reims atar. Mücadelede Reims'in golü vesaire ikinci yarı atar falan. Hepsini değerlendirdik. Lyon'da yeni teknik adamıyla ve yapmış olduğu transferlerle birlikte iyi bir takım olurlar. Lacazette bu maçta olmayacak sanırım. Hastalıktan kaynaklı olmayacağı söyleniyor. Hatta kadro, kadroya baktığınız zaman da göreceksiniz onun. Ben burada tek mücadelem karşılıklı atılacak gollerden KG var öneriyorum. Skor beklentimde 1-1 ayarına geçebilir. Biraz daha yüksek oranlarda 2-3 golü de sizlere önerebilirim. O yüzden 1.83 bandında bunun oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. 10 tane maç anlattım. İdeal yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım çok güzel sonuçlar alırız. Sizlere bir adet de ideal kombinam var. İdeal kombinem ekrana gelsin. İdeal kombinem arkadaşlar ekranda gördüğünüz toplamda oranı 2-11'lik bir ideal kombinedir. Aston Villa maçıyla ben burada United mücadelesini değerlendiririm. Aston Villa'nın dediğim gibi kendi evinde doğrudan galip gelmesini çünkü Wolves hücum hattı tamamen eksik. O yüzden Aston Villa'nın galip gelmesini bekliyorum. Brentford tarafında da karşılıklı gelecek golleri benim önerimdir. Toplam oran 2-11 değerlendirecekler bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviliyorsunuz bay bay.